Merhaba, ben Serra Yoga ile Kendini Tanı serisinin 8. haftasına kadar geldik. 8. haftanın dersine hoş geldin. Bu haftaki konumuz anlayış. Hem kendimize karşı hem başkalarına karşı. Zaten kendimizi anlamadığımız zaman başkalarını da ancak bir yere kadar anlayabiliyoruz. Anlayış önemli. Çünkü hayatta hep kusursuz olmak üzerine yaşamıyoruz aslında. Her şeyi doğru yapmak, her şeyde haklı olmak, her şeyin içinden kusursuz bir şekilde geçmek. Varlığımız zaten kusursuz ama bunu anlayamıyoruz. O yüzden de bunu anlayabilmemiz için bu hafta, bütün hafta anlayış konusunu pratik ediyor olacağız. Hazırsan yine rahat bir şekilde oturuyorsun, bağdaş kurabilirsin, benim gibi oturabilirsin, nasıl rahat ediyorsan. Önce bir nefes çalışmasıyla başlayacağız. Sol elimi yana koydum. Yapacağım şey, sağ elimi aldım. Nefesimi alırken başımın üzerinden sağ elimi uzatıyorum. Sağ ucumu yukarıya doğru açtım. Dokunduğum havayı hissediyorum, elimi hissediyorum, dokunduğum her şeye nazikçe dokunuyorum. Ve nefesimi verirken yine yavaş yavaş neye dokunduğumu, nasıl dokunduğumu fark ederek sağ elimi yanıma getiriyorum. Hep sağ yapacağız şu an. Aldım nefes. Ve verdim nefes. Aldım nefes, iyice uzuyorum. Ve verdim nefes. Nazikçe dokunduğum her şeye nazikçe dokunuyorum. Havaya, mata, kendi bedenime. Şimdi sol tarafa geçeceğim. Solla sağa doğru uzamaya başladım. Aldım nefes. Sol avucum yukarıya doğru baktı. Sol tarafımdaki uzamayı hissediyorum ve verdim nefes. Aldım. Ve verdim. Aldım. Ve verdim. Ağırlığımı sol tarafıma aldım. Sol elimi yere yerleştirdim. Yan plank'e gidiyorum burada. Sağ elim göğüs kafesimin ortasına, göğsümü yukarıya doğru çevirdim çevirebildiğim kadar. Ve yavaşça kalçamı yere koydum, çeneyi hafifçe göğsüme indirdim. Tekrar aldım nefes, açıldım. Önce yan plank ettim kendimi, göğüs kafesimi iyice açabildiğim kadar açtım. Ve nefesimi verirken kalçayı yere koydum, çene göğüs kafesinde. Son kez aldım nefes, açtım göğüs kafesimi, hala almaya devam ediyorum nefesimi. Ve nefesi verirken oturdum. Çenem göğüs kafesinde. Yavaşça merkeze geldim. Diğer tarafı yapacağız. Sağ elimi yana koydum. Bacaklarımı gönderdim. Sol avucum merkezde. Aldım nefes. Göğüs kafesimi açtım. Ve nefesimi verirken oturdum çene göğüs kafesinde. Aldım nefes. Açtım. Ve nefesimi verirken oturdum çene göğüs kafesimde. Son bir tane. Aldım nefes. Açtım göğüs kafesimi. Ve nefesi verirken çene göğüs kafesinde. Ve bağdaş kurdum. Uzun bir nefes aldım burnumdan. Uzunca nefesimi verdim. Gözlerimi kapattım. Geçen hafta özveri konuşmuştuk, özveri çalışmıştık. Bir şeyi eksik yapmak, yanlış yapmak, kabul görmemek, bir sürü konu. Ve işte bunlardan herhangi biri olduğu zaman kendimize anlayış gösterebiliyor muyuz? Bir hata yaptığımız zaman, bir şeyi eksik yaptığımız zaman. Aslında şu an baktığımız şey, hayatta nerelerde kendimize anlayış gösteremiyoruz? Neyi yaptığımız zaman kendimizi kabul edemiyoruz? Dikkatimizi buna verdik. Gelen cevaplara cesaretle, kalbimizi açarak, samimiyetle baktık. Kendimizi yargılamadan. Ve uzun bir nefes aldım bundan. Uzunca nefesimi verirken gözlerimi açtım. Matımın önüne doğru döndüm. Şimdi mermaid'e geçeceğim. Mermaid zor olabilir bazılarınız için. İsteyen güvercin oturuşunda yapabilir mermaid'i. İsteyen de benim gibi dizini öne koydu. Topuğun üzerine oturdu. Burada amacımız dizimizi bükerek ayağımızı dirseğimizin içine almak. Bunu kademe kademe yapabiliriz. Ama rahatsam göğüs kafesimi açtım. Ellerimi birleştirdim. Bu çok kolay bir poz olamayabiliyor her zaman. Ama dediğim gibi pozun burasına kalabilirsin, şurasına kalabilirsin, bir kemerle tutabilirsin. Önemli olan bu çalışmanın içinden birlikte geçiyor oluşumuz. Rahat olanlar ellerini birleştirdiler. Bir nefes daha. Ve bıraktım. Ve buradayken hazır, hiç bozmadan pozumuzu güvercin oturuşuna geçeceğiz, Kapotasana'ya. Kaputasana'da bu sefer rahatsan hafifçe çene yukarıya kaldırdın, geriye doğru büküldün. Yavaşça pozdan çıktın, bağdaş kurdun tekrar, gözlerini kapattın. Kendine anlayış göstermediğim bu anlarda, kendine eksik, başarısız neyse artık bu hissettiğim anlayış göstermeyen anlarda kendine nasıl yaklaşıyorsun? Buna bakıyoruz, nasıl cümleler kuruyorsun? Kendine sinirleniyor musun, öfkeleniyor musun? Hangi şekilde, nasıl bir iç diyaloğun var, içeride nasıl bir konuşma gerçekleşiyor ve buna bakıyorsun. Ve şu soruyu sorup pratiğimize devam ediyoruz. Çok sevdiğin birine, çok yakın bir arkadaşına, hayatta en kıymet verdiğin birine kendine kullandığın bu cümleleri, bu kelimeleri kullanıp bunları sarf eder miydin? Uzun bir nefes aldın burnundan ve uzunca nefesini verirken gözlerini açtın. Diğer tarafta mermaid'e gideceğim. Dediğim gibi pozun istediğin yerinde kalabilirsin. İstiyorsan burada kaldın. Hiçbir problem yok. Böyle de kalabilirsin. Rahatsan ellerini birleştirdin. Ve yavaşça pozu bıraktın. Öndeki ayağımı matın önüne paralel yaptım. Kapotasana'ya geçtim. Burada rahat oturamıyorsan kalçanın altına bir şey de koyabilirsin. Fakat bu Kaputasana'da geriye doğru biraz bükülmek istiyoruz. Hafifçe kendimi bacağımdan da itebilirim. Yerden de itebilirsin. Yana blok da alabilirsin. Çene de yukarıya kalksın. Ve tekrar merkeze geldim. Şimdi burada Agnistambhasana'ya geçeceğim. Agnistambhasana'da ne yapıyorum? Bacağım mata paralel, düz bir çizgi oluşturuyor. Diğer bacağımı da aldım. Topuğum bu dizin üzerinde, diğer dizim de diğer topuğun üzerinde. Yani düz bir bağdaş gibi bir şey değil, düz bir çizgi oluşturmaya çalışıyorum. Bu her gün farklılık gösterebilir. Burada dizin çok yukarıda kalabilir. Hiçbir problem yok. Rahat ettiğin noktada kalacaksın. Eğer çok rahatsan kendini öne doğru hafif hafif bırakabilirsin. Ben öne döneyim. Daha da rahat görün diye. Burada dizleriniz acımayacak, unutmayın. Dizlerinizin acıyacağı bir noktada kalmayın. Gözlerini kapattın ve kendine olan bu diyaloğunu görüyorsun. Başkalarına belki hiç sarf etmediğin bu sözleri. Yavaşça yükseldin. Pozun diğer tarafına geçmeden önce ihtiyacın varsa biraz bacaklarını sallayabilirsin. Diğer tarafa geçmeden önce bir gözlerimizi kapattık. Ellerimiz tekrar dizlerimizde. Kendi varoluşumuza dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Ve bu hayata deneyimlemek için geldiğini hatırlıyorsun. Zannediyoruz ki her şey zihnimizdeki gibi olursa hayatı kusursuz yaşıyoruz. Halbuki hayatı kusursuz yaşamak, hayatın getirdiği her şeye adapte olabilmek ve bunun içinde hata yapmak da var. Başkalarının hata yapması da var, başkalarının hata yapacak alanı açmak da var. Anlayış burada çok önemli bir şey. Çünkü kendi varoluşumuza anlayış gösteremediğimiz zaman başkalarının varoluşlarına da ancak birkaç gün anlayış gösteriyoruz. Çünkü ne oluyor diyorsun ki ben bu kadar şeyle uğraşıyorum, neden bu insanlar bunlarla uğraşmıyorlar diyorsun. Herkes elinden gelen en iyisini yapıyor. Sen de elinden gelen en iyisini yapıyorsun. Bunu görmek ve buna anlayış göstermek gerekiyor. Gözlerini açtın ve Agnistanbhasana'nın diğer tarafına geçiyorum. İki taraf birbirine uymayabilir. İstiyorsan burada kaldın, istiyorsan öne doğru kendini bıraktın. Gözlerini kapattın. Hayattaki varoluşunun ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırlıyorsun. Geçen hafta boyunca çalıştığın, var olduğun her alanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlıyorsun. Bu hayatta senin aslında bir çocuktan farkın olmadığını hatırlıyorsun. Sen hayat yolculuğunda, kendini tanıma yolculuğunda olan bir varlıksın. Ve insan kendini ancak hata yaparak, yanlış yaparak, düşerek, kalkarak tanıyabiliyor. Yavaşça yükseldin, pozdan çıktın, ihtiyacın varsa bir bacaklarını salladın. Ve rahat bir oturuşa geçtin. Uzun bir nefes aldın, uzunca nefesini verdin. Hayattaki yerini hatırladın. Bir yolculuğun içinden geçiyorsun, bir karakteri oynuyorsun. Nasıl bir filmde her şey yaşanabiliyorsa, insan hayatta da her şeyi yaşayabilir. Bugün aklına hiç gelmeyen bir şey, 2 gün sonra insanın başına gelebiliyor. Bu bir felaket değil, bir ödül de değil yaşanan hiçbir şey. Yaşanan her şeyin tek bir amacı var, senin bu yolculukta büyüyebilmen. Ellerini kalbine koydun. Her nefesinde avuçlarından, nefesi avuçlarına aldın sanki ve avuçlarından kalbine geldi o nefes. Bütün varoluştan. Ve nefesini verirken avuçlarını açtın, 2 yana gönderdin. Kalbinden o anlayış ve sevgi, önce sen olmak üzere var olan her şeye yayıldı. Ve şimdi tekrar aldın o nefesi sanki, bütün hayattan, bütün dünyadan, bütün evrenden, bütün o sevgiyi aldın, kalbine koydun. Ve nefesini verirken avuçlarını açtın, o sonsuz, sınırsız anlayış ve sevgi senden etrafa yayıldı. Aldın. Çok sevdiğin bir şeyi nasıl anlıyorsun? Her halini. Verdin. Sen de çok sevdiğin bir şeysin. Kendini anladın. Aldın. Ve verdin. Aldın. Ve verdin. Etraftan yine o koşulsuz sevgiyi aldın, kalbine koydun. Artık avuçların kalbinde kalsın. Burnundan nefesini verdin. O anlayış bütün bedenine yayıldı ve bedeninde o kadar fazla yer kapladı ki senden de bütün var olan her şeye yayıldı. Birkaç nefeste bunu yapacaksın. Aldın nefesini ve verdin. Aldın ve verdin. Burada kaldın. İçindeki o yumuşaklığı hissettim. Anlayış, sevgi, bütün bu duygular insanın içini yumuşacık bir hale getiriyor. Her şeye uyabilecek, herkesi anlayabilecek hale geliyorsun. Çok kısa bu halle kaldım gününe devam etmeden önce. Burada derin bir nefes aldın. Uzunca nefesini verdin. Ve gözlerini açtın. Namaste. Kendimize anlayış gösterdiğimiz, zaten kendimize anlayış gösterirsek de bütün varoluşa anlayış gösterebileceğimiz şahane bir hafta olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Güzel pratikler.